Bugün çok kalabalık olmaya niyet ediyorum. Deprem dolayısıyla bu yayını yapıyorum. Depremle ilgili travmatik olaylara sebebiyet vermemek için çalışmalardan söz edeceğim. O yüzden katılmasını istediğiniz yakınlarınızı da davet edebilirsiniz. Çünkü çok önemli bilgiler aktaracağım. Son günlerde yaşadığımız bu üzücü olaydan dolayı tetikleyici olabilir bu. Daha önce deprem yaşamışlar için. O yüzden ne kadar çok kişi yayına katılırsa o kadar verimli bir yayın gerçekleştiririz diye düşünüyorum. Yayını kaydedeceğim. Daha sonra izlemek isteyenler için. Hoş geldiniz yeni gelen arkadaşlar. Biraz bekleyelim. Bu arada ben sorularınız varsa sorularınızı alayım. Kıymet Hocam da alttan destek olacak. Ben bilgileri aktarırken sorularınızı o da oradan cevaplayacaktır. Dilek Hanım da burada. O da oldukça bilgili bu konularda. Tüm eğitimlere katıldığı için o da yardımcı olabilir. Hastalık ve travmalardan söz edeceğiz ama depremin sebebiyet olabileceği travmatik olayların ne gibi hastalıklara sebebiyet verebilir? Onlardan söz edeceğiz arkadaşlar. Öncelikli olarak bir duyurumuz vardı. O duyuruyla ilgili bilgi aktarmak istiyorum. Çakra ve Aura eğitimi yapacağımı duyurdum. Ahbap Derneği'ne minimum 100 liralık bağış yapan kişileri Çakra ve Aura eğitim sınıfı açtık. Oraya dahil edeceğimi duyurmuştum. Ancak çok üzücüdür ki bu duyuruyu yaptığımız tarihten önce bağış yapan arkadaşlar dekont gönderdiler. Yeniden bağış yapması gerektiğine dair bilgi verdim kendilerine. Bazıları yeniden bağış yaptılar. Çünkü eğitim ücretini en minimuma çekip o ücreti de depremzedelere bağışlama gibi bir amaç güdüyorduk. 9'unda paylaştık bu kampanyayı. Ahbap Derneği'ne bağış yapılacak. Minimum 100 TL tutarında ve dekontu postun altındaki telefon numarama ileten herkesi gruba alıyorum. Çok mutluyum ayrıca, yani bazı arkadaşlar eski dekontları gönderseler bile şu ana kadar topladığımız meblağ, yani biz toplamadık tabii ki, Ahbap Derneği'ne bağış yapıldı ama gelen dekontları ben topladım, alt alta ne kadar bağış gitti bizden Kuantum Enerji olarak, ne kadar katkı olabildik depremzedelere diye. 23.800 liralık bir bağış toplandı şu ana kadar arkadaşlar. Eğitim tarihi henüz belli değil. Sebebi de halen daha bağışların gelmesi. Gruplarda da paylaştık, birçok yerde de paylaştık bunu. Minimum 100 TL'lik Ahbap Derneği'ne bağış yapan ve dekontunu bana gönderen herkes Çakra ve Aura eğitimine ücretsiz katılım sağlayacak. Bunun duyurusunu o şekilde yapmıştık. Tüm gruplarda, Instagram'da ve YouTube'da yaptık bu duyuruyu. Evet, yeni gelen arkadaşlara tekrar hoş geldiniz demek istiyorum. Çok uzun zamandır canlı yayın yapamadım, biliyorsunuz. Aile dizimleri için seyahat halindeydim ama aile dizimini şu an için durdurdum. Etkinlikleri de durdurdum. Çünkü böyle bir sıkıntılı süreçte zaten böyle bir şeye zaman ayıramayız. Çok enteresan şeyler yaşadık. Ankara'daydım deprem olduğunda ve depremden yaklaşık 8 saat önce bir açılımda deprem ve enkaz altında kalmış ata konusunu işledik. 8 saat sonra yaklaşık depremle gözümüzü açtık. Güne merhaba dedik. Buradan yakınlarını kaybedenlere veya şu an halen orada olanlara, hepsine çok geçmiş olsun diyorum ve başsağlığı diliyorum. Işık olsunlar ve öyle de oldular zaten. Çok önemli bir konu bu akşamki konu arkadaşlar. Depremin bizlerde, yani deprem bölgesinde olmayan kişilerde yarattığı bazı etkiler var. Bunlardan ilki suçluluk. Birçok kişiden aldığım mesajlar: gece uyuyamıyorum, yemek yiyemiyorum, marketten alışveriş yaparken vicdanım sızlıyor, su içemiyorum. Hatta evde ısıtma sistemini çalıştırmak istemeyenler bile vardı ki oradakiler soğuktayken ben ısınırsam suç işlemiş gibi hissediyorum kendimi, vicdanım rahat etmiyor diyenleriniz oldu. Elbette ki merhamet ve vicdan sahibi olan herkes oradaki insanlar için üzüldü. Bizler de üzüldük. Bunun için elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. bulunduğumuz yerde ne yapabilirsek bağış yapabiliyoruz veya bir enerji çalışması başlattık Kuantum Enerji grubunda. Her akşam orada enerji çalışması yapıyoruz, sevgi gönderiyoruz. Enerji çalışması yaparken bir arkadaşım telefon ederek bana şöyle bir soru sordu. Enerji çalışmayın. Orada zaten yoğun bir enerjiden dolayı deprem yaşandı gibi bir bilgi aldım. Bu ne derece doğrudur diye bana kendisi sordu. Arkadaşlar, biz oraya boş bir enerji göndermiyoruz. Ayrıca sadece oraya da göndermiyoruz. Bizler sevgi enerjisi ve pozitif enerji gönderiyoruz. Zaten niyet cümlemizi oluştururken de ona göre oluşturduk. Bir de şöyle bir durum söz konusu. Sadece deprem bölgesine çalışmıyoruz. Tüm dünyaya çalışıyoruz. Sadece deprem bölgesine çalışmak şöyle bir anlam taşır. Orası korunsun. Yan komşu ülke veya komşu il ne yaparsa yapsın, yeter ki orası düzelsin gibi bir şey olur. Tüm dünyaya çalışmayı tercih ettim ben. Tüm dünyaya sevgi göndermeyi tercih ettim. Çünkü bir sepetin içerisinde çürük bir meyve varsa diğer meyveler de çürümeye mahkumdur. O yüzden tüm dünyaya pozitif şifa enerjisi ve sevgi enerjisi göndermenin çok daha doğru olduğunu düşünüyorum. Çok zor, çok nasıl bir durum olduğunu inanın en az sizler kadar iyi anlıyorum. Çünkü 99 depreminde ben de Yalova'daydım. Ben de benzeri bir depremi Yalova'da yaşadım. O yüzden sizleri çok iyi anlıyorum. Evsiz kalmak, bir yerlere ve birilerine muhtaç olmak, gidip birilerinin yanına sığındığınızda kendinizi sığıntı hissetmek, söylenen küçücük bir şey sizin iyiliğinize bile olsa gücünüze gitmesi. Bunlar çok normal şeyler. Ben de bunları yaşadım. Ben de çok sıkıntılı süreçler yaşadım 99 depreminde. O yüzden sizi çok iyi anlıyorum. Bu yayını yapmak istememe sebebi de buydu. Özellikle bebeği olan anneler çok önemli. Benim o zamanlar bebeğim vardı ve kızımda toz alerjisinden tutun da süt alerjisine kadar karanlık korkusu, su korkusu, bunların hepsi kızımda mevcuttu. Tabii ki o zamanlar ben bu kadar bu konularda bilgi sahibi olmadığım için kendisine çalışmayı daha geçtiğimiz günlerde yaptım. Yani 1-2 yıl önce çalışma yaptığımda hiçbirinden eser kalmadı. Arkadaşlar, bu ve buna benzer duygular, sadece deprem bölgesindeki insanlar için söylemiyorum bunu. Benim gibi daha önce büyük bir deprem yaşamış varsa aranızda, sizlerde de bu deprem tetikleyici olacaktır. Ve belli bir süre sonra rahatsızlıklar ortaya çıkmaya başlayabilir. Eğer bir süre sonra 6 ay, 1 sene, 2 sene, 3 sene sonra bir rahatsızlığınız ortaya çıkarsa travma bu deprem olabilir. %100 olur demiyorum ama olabilir arkadaşlar. Peki ne gibi hastalıklar çıkabilir bu depremle beraber? Deprem bölgesinde olan arkadaşlar için de geçerli bu. Daha önce deprem yaşamış ve bunun tetikleyici olduğu arkadaşlar için de geçerli bunlar. Hamileler için özellikle çok önemli. Bebeğinizde eğer epilepsi gibi veya MS gibi bir rahatsızlık olursa bilin ki bu depremdir, bunun travması. Anne karnında hissediyorlar. Benim kızım da 4 aylıktı ben deprem yaşadığımda. Uyanmadı bile, uykudaydı ama şu anda hepsini net bir şekilde hatırlıyor adeta. Tabii ki detay veremez, 4 aylıktı çünkü, ama bütün yaşadığı sıkıntılar ve o alerjiler, o korkular hepsi depremle bağlantılı çıktı. Biz çalışma yaptıktan sonra hepsi sona erdi, bitti. O yüzden çok önemli. Hamile anneler ve bebeği olan, küçük çocuğu olan, 1 yaşında, 2 yaşında çocuğu olan anneler için çok önemli. Tabii ki depremzedelerin şu anda bu yayında olduğunu bazılarının biliyorum ama bu yayına katılamayan depremzede tanıdıklarınız varsa onlara da bu konuyla ilgili sizler bilgi verin. Çocuklarına çalışma yapsınlar. Tetikleyici olabilecek hastalıkları söylemek istiyorum. Dediğim gibi epilepsi olabilir, panik atak olabilir. Özellikle panik atak yaşarsanız bilin ki bu depremden dolayı yaşıyorsunuz. Bu olaydan sonra ortaya çıkan bir panik atak olursa bu depremden dolayı panik atak oldunuz demektir. Buna çalışma yapılması gerekiyor. Yayının sonuna doğru nasıl bir çalışma yapılacağının bilgisini de vereceğim. Dediğim gibi benim kızımda toz alerjisi vardı, süt alerjisi vardı, Parkinson olabilir, bununla beraber MS olabilir, değersizlik olabilir. Hatta bir arkadaşım geçen gün zona çıktığını söyledi ve depremden sonra çıktıysa saldırı gibi hissetmiş olabilir bu depremi. Çünkü o arkadaşım da 99 depremini yaşamıştı ve hemen akabinde bu çıktıysa eğer yine bir saldırıya uğradığını düşünmüş olabilir bilinçaltı ve zonayı açığa çıkarabilir. Kilo alma arkadaşlar çok önemli. Kilo alabilirsiniz bu depremden sonra. Sebebi beden kendini korumak için yağ bağlayacaktır. Şöyle örnek vereyim buna. Çok yüksek bir yerden birinin düştüğünü farz edelim. Eğer çok zayıf biri ise düştüğünde bütün kemikleri kırılır. Ama eğer kilolu biri ise kemikleri kırılmaz. Yine hasar alır ama kemikleri kırılmaz. İşte bedenimiz de bizleri koruyabilmek için kilo tutmaya başlayabilir. Kapalı alan korkusu olabilir, karanlık korkusu, yalnızlık korkusu olabilir, vertigo oluşabilir, nefes sorunları, işte astım gibi sorunlar yaşayabilirsiniz. Ama en önemlisi şu anda daha henüz travmatik hastalıklar ortaya çıkmadan önce şu anda hepimizin yaşadığı bir suçluluk duygusu hepimizde var. Hepimiz bir şekilde kendimizi suçlu hissediyoruz ama bilmemiz gerekiyor ki bizim bir suçumuz yok. Olması gereken olması gerektiği gibi oldu. Yaradan böyle istedi. Ben hep bana çok acı çekerek, ağlayarak arayan arkadaşlarım olduğunda onlara söylediğim bir şey var. Yaradan ne istediyse o oldu. Evet, belki komplo teorileri de var. İşte yok gemi geldi, o oldu, bu oldu, şu oldu. Yaradan istemeseydi onları da durdurabilirdi. Bu tamamen Yaradan'ın istediği bir şey. Belki onlar diploma aldılar, tekamül yolculuklarını tamamladılar. Hepsi aynı anda tamamladı ve diploma aldılar gibi düşünerek kendimi rahatlatmaya çalışıyorum. Dediğim gibi bu benim enteresan bakış açım. Ama böyle düşünerek rahatlatabilirsiniz siz de kendinizi. Eğer aşırı yeme problemi yaşarsanız, beyaz tokçuluk yapmaya başlarsanız, vardır ya hani büyüklerimizde çok görürüz bunu, yoğurt kabını bile atmazlar, yoğurt kabı, peynir kabı, evin içinde hiçbir şey atmaz, stok yapmaya başlarlar. Bu da yine bu depremin etkisinden sonra ortaya çıkabilir. Tabii ki şu ana kadar bu saydıklarımı zaten yaşayan kişiler de deprem etkili oldu diyemeyiz, belki şiddeti artabilir ama bu depremden sonra bu tarz şeyler açığa çıkıyorsa o zaman bilin ki travması bu deprem. Hele hele benim gibi geçmişte benzeri büyük şiddetli bir deprem yaşamışlarınız varsa aranızda mutlaka kendinizi bu konuda rahatlatmalısınız. Çünkü bu tetikleyici olacaktır sizlerde ve ileride rahatsızlıklar ve hastalıklar meydana çıkabilir. Suçluluk duymak yerine elimizden ne geliyorsa onu yapmamız gerekiyor. Çünkü siz suçlu değilsiniz. Hiç kimse suçlu değil. Ne yapabilirsiniz? Dediğim gibi bağış yapabilirsiniz, enerji çalışmalarına katılabilirsiniz veya elinizden ne geliyorsa yardımda bulunabilirsiniz. Hiçbir şey yapamıyorsanız oturup dua edebilirsiniz oradaki insanlar için. Ama suçluluk duyup ah vah tüh diyerek kendinizi hasta etmenizin oradaki insanlara hiçbir faydası yok. Ben de enerji çalışmaları yapmaya başladım. İlk bu depremin olduğu gün başladık. Bu akşam da canlı yayından sonra yine 7. gün çalışmamızı yapacağız. Ama doyurmadı beni. Yetmedi. Hani sanki o insanlar için daha fazla bir şey yapmam gerekiyor gibi düşündüm. Ben bir dernek değilim veya bir yardım kuruluşu değilim. Ne yapabiliriz, ne yapabiliriz diye düşünürken farklı bir kuruluşun yaptığı bir çalışmayı gördüğümde ben neden bunu yapmıyorum diyerek ücretsiz bir eğitim sınıfı açıp Ahbap Derneği'ne bağış yapılsın dedim. Kendimi bir şey yapmış gibi hissediyorum şu anda. Dediğim gibi güzel bir meblağ para da toplandı. 23.800 civarı bir para toplandı şu ana kadar. Eğitim sınıfını açtık ama eğitim sınıfına şu anda kayıtları alıyoruz. Daha eğitim tarihini belirlemedik. Yaralarımız bir sarılsın. Oradaki insanlara bir tam net ulaşılsın. Bu tarz durumlarda, bu deprem durumlarında en önemli şey nedir biliyor musunuz arkadaşlar? İlk deprem olduğunda herkes bir ayaklanıp yardım etmek için koşuşturur ama 15 gün sonra o insanlar kaderleriyle baş başa kalmamalı. 15 gün sonra daha zor bir süreç onlar için. Evleri yok, barınakları yok, sağlıksız şartlardalar. 99 depreminde bunlar yaşandı. İlk etapta bir sürü yardım kuruluşları, yardımlar geldi. Herkes canla başla uğraştı, canla başla yardım yaptılar. Ama 15-20 gün sonra artık kendi kaderleriyle baş başa kalmasın bu insanlar diye eğitim sınıfını açmama rağmen halen daha tarihi belirlemedim. Açık ve dürüstçe söyleyeceğim, bilenler biliyor ama sizlere de söyleyeyim. Hedefim 50.000 TL toplanması. Dediğim gibi bağışı bana yapmıyorsunuz. Ahbap Derneği'ne yapacaksınız. Bazen şöyle mesajlar alıyorum. Neden Ahbap, AFAD değil ya da Kızılay değil? O an AFAD geldi. AFAD diye belirledik. AFAD da kaldı. Önemli olan hangi kuruluşa yapıldığı değil, depremzedelere ulaşması. O yüzden lütfen hangi kuruluş, o mu, bu mu, şu mu şeklinde düşünmeyin. Yeter ki onlara ulaşılsın, bunu düşünün. Bizler kampanyayı Ahbap Derneği olarak başlattık. Sonradan da değiştirme şansımız olmadı. Çünkü kimisi Ahbap'a bağış yaptı, kimisi AFAD'a bağış yaptı. Biz Ahbap olarak sabit kalmak istedik. Hedef 50.000 TL toplanıncaya kadar depremzedelere eğitim tarihini belirlemeyeceğim bu arada. Çok güzel gidiyor. Grubumuz bayağı kalabalık oldu. Ve bu sizler de emin olun küçücük bir katkıdır. Evet, daha önce bağış yapmış olabilirsiniz. Ben de depremin ilk günü, ikinci günü bağışlarda bulunmuştum. Ama bu kampanyayı başlatmamın sebebi daha fazla bağış toplanması. O yüzden kampanya tarihi 9'unda başlattık biz kampanyayı. 6'sında yapılan bağışların dekontları gönderiliyor. Ve yeni bağış yapan, bu eğitim için bağış yapan kişilerin hakkına girmemek için ne yazık ki onları alamıyorum. Dahil edemiyorum gruba. Çok büyük bir meblağ da belirlemedik. Sadece 100 TL belirledik. 2 fincan kahve parası arkadaşlar. Dışarıda bir Nescafe içtiğinizde 2 fincan kahve parası. Eğitimin ücreti normalde bu değil tabii ki ama çok bağış toplansın diye fiyatı böyle belirledik. Konumuza geri dönüyorum. Bu deminki bahsettiğim hastalıklarla ilgili olarak. Ne yapmalıyız? Peki nasıl bununla baş edebiliriz? Öncelikle farkında olmanız çok önemli. Yani bundan belli bir süre sonra bir rahatsızlığınız çıkarsa o zaman bunun bu depremden kaynaklı olduğunu fark edebilirsiniz bir. İkincisi şu an farkında olabilirsiniz. Yani şu an daha önceden yaşadığınız travmatik olaylar vardır ve bu tetikleyici olabilir. Depremden dolayı ben bunu yaşamayacağım, işte ben panik atak olmayacağım, işte ben alerji olmayacağım ya da kilo almayacağım gibi kendinizi buna göre kodlayın. Peki nasıl kodluyoruz? Birçok yerde zaten artık bu bilgiler veriliyor. Yani taklitçi gibi olmak istemiyorum ama EFT vuruşlarıyla bunu boşaltabilirsiniz. Şimdi şöyle bir şey var. Olaylar geçer, biter, gider ama duygular kalır. Ve duygular bir enerjidir. İç dünyamızda kalır. Halının altına süpürmüşsünüz gibi düşünün. Şu anki yaşadığınız bu travmatik olayları halının altına süpürdüğünüzde belli bir yerden sonra artık kokmaya başlar. Önemli olan halının altına süpürmek değil, onu açığa çıkarmak, daha doğrusu halının altını temizlemek diyebiliriz arkadaşlar. Şu an eğer farkındaysanız, hani böyle küçük küçük semptomlar, deminki söylediğim suçluluk duygusu çok önemli. Eğer suçluluk duymaya devam ederseniz, kendinizi suçlamaya devam ederseniz hasta olursunuz. Hasta bir insanın da hiç kimseye faydası olmaz. Yatak döşek yatarsınız sadece. O yüzden kendinizi suçlamaktan vazgeçin. Dediğim gibi yaradan böyle olmasını istedi ve böyle oldu. Kendinizi her suçladığınızda ona kızıyormuş gibi hissedin kendinizi. Böylelikle suçluluk duygusundan çıkarsınız. Hani o böyle takdir etmiş, siz ona kızıyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Demin dediğim gibi bu benim enteresan bakış açım ama kendimi bu şekilde rahatlatabiliyorum. Sizlere de naçizane böyle bir tavsiyede bulunabilirim. Bahsettiğim hastalıkların dışında, onlar daha ortaya çıkmadan kendinizi şifalandırmak istiyorsanız öncelikle EFT vuruşlarıyla kendinizin güvende ve emniyette olduğunuzu kendinize hatırlatın. Daha sonra teslimiyete geçmeniz gerekiyor. Yani deprem olabilir, doğal bir olay, yaradan isterse yine olur. Ama ben güvendeyim, bütün önlemimi aldım, bütün işte hazırlığımı yaptım. Kendimi güvenli yerde tutuyorum. İşte deprem çantamı hazırladım. Ne yapmam gerektiğini o durumda biliyorum gibi Kendinize önce bu durumu izah edin. Ardından her şeye teslim olun. İşte artık ben önlemimi almışım. Bundan sonrası artık kadere giriyor. Yani Yaradan'ın takdirine giriyor. İşte depreme de teslim oluyorum, yıkılmaya, göçük altında kalmaya, hatta ölüme bile teslim oluyorum diyebilirsiniz. Çünkü bu teslimiyet sizin bilinçaltınızda ve beyninizde bir program başlatmayacaktır. Çünkü bir program başlatır beyniniz ve ondan sonra belli bir süre sonra hastalık ortaya çıkabilir. Her şey olabilir. Çıkacak diye bir kural yok ama çıkabilir. Bu tamamen sizin kodlamalarınızla alakalı. Bunun dışında dediğim gibi teslim olduktan sonra da bütün bu duyguları, bütün hissettiğiniz bir yerinizde hissedebilirsiniz. Mesela ben şuramda çok hissediyordum. Buramda sanki bir şey oturuyor gibi hissediyordum. Hani böyle canım yanıyor, içim yanıyor, şuram yanıyor dersiniz ya, onun gibi bir his hissediyor olabilirsiniz. İşte o hissi tamamen serbest bırakın. Bağırın, çağırın. Yakınlarınız varsa dertleşin, içinize atmayın. En önemli olan konu da zaten bunu öncelikle yaşamanız gerekiyor. Korku kötü bir şey değil, korku iyi bir şey. Korku bizi tehlikelerden koruyan bir şey. Yasınızı tutun varsa kayıplarınız. Yasınızı bunları yaparak görmezden gelin veya nötrleyin demiyorum. Çünkü onu yaşamanız gerekiyor önce. Önce yasınızı yaşayın. O korkulu anlarınızı bir atlatın. Ardından bu çalışmaları mutlaka yapın. Bunları deprem bölgesindeki arkadaşlar için söylüyorum. Deprem bölgesinde olmayan arkadaşlar şu an bile çalışabilirler bu durumlara. EFT vuruşlarıyla çalışacaksınız arkadaşlar. Nedir EFT vuruşları? Biraz EFT'den de söz edeceğim az sonra ama deminki söylediğim teslimiyet, durumu kabul etme, teslim olma ve serbest bırakmayı ya köprücük kemiğinin üstüne ya da başınızın üstüne vurarak çalışabilirsiniz. Bunun dışında sorularınızı görüyorum. Kıymet Hanım aşağıdan cevap veriyor gördüğüm kadarıyla ama benim cevap vermem gereken bir şey olursa lütfen Kıymet Hocam bana yönlendirin. EFT'yi nasıl yapıyoruz arkadaşlar? EFT vuruşları aslında meridyen noktaları. Akupunktur noktaları diyenler de var ama meridyen noktalarıdır EFT noktaları. YouTube'da bir sürü bulabilirsiniz bunlarla ilgili videolar. Ben çok kısaca anlatacağım size. Çünkü duygular bir enerjidir dedik ya az önce. Duygular bir enerji olduğuna göre biz vücudumuzdaki enerji noktalarını rahatlatarak ve duyguları açığa çıkararak o travmatik durumdan kurtulabiliriz. Hatta birçok travmatik durumdan kurtulabiliriz ama şu anda ana konumuz suçluluk duygusu veya korku olduğundan dolayı suçluluk duygusuyla ilgili evet bir tane örnek yapacağım Öznur Hanım. Kendi üzerimde göstererek yapacağım. Herkes de benimle beraber yapabilir. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Öncelikle durumu belirliyoruz. Nedir durum? Suçluluk duygusu dedik. Suçluluk duygusuna çalışma yapacaksak eğer noktaları söylemek istiyorum önce. Noktalarımız, başlangıcımız şurası, şu bölge, burası. Vuruş yapıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde vuruş yapılıyor. Başlangıç burası. Burayı şey gibi düşünebilirsiniz. İşte çamaşır makinesini çalıştırmak için açma kapama düğmesine basıyor gibi düşünebilirsiniz burayı. Ondan sonra açma kapama işlemini yaptıktan sonra artık burayla çalışmıyoruz. EFT noktalarımız tepe çakrası dediğimiz yer var ya, tam tepe nokta, çocuklarda bıngıldağın olduğu yer gibi düşünebilirsiniz. Tabii ki kendinize çok sert vurmayın, canınızı acıtmayın ama o vuruşu hissedin, böyle dokunmayın, sadece böyle dokunur gibi de yapmayın, şöyle sert bir şekilde vurun, canınızı acıtmayacak şekilde o tak 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 sesini duyun. Birinci noktamız burası. Daha sonra kaşımızın iç kısmına vuruyoruz, şöyle iki parmakla da vurabilirsiniz. Kaşın dış kısmına vuruyoruz. Sonra gözün altına vuruyoruz. Daha sonra tam şu burnumuzla dudağımızın arasına şuraya vuruş yapıyoruz. Sonra çenemize vuruş yapıyoruz. Sonra köprücük kemiğimize vuruş yapıyoruz. En son yaptığımız yer ise koltuk altına, şöyle parmaklarınızı koyun. 4 parmak aşağısı şuraya, buraya vuruş yapıyoruz. Bunu 6-7 tur yapıyoruz arkadaşlar. Evet, yayını kaydedeceğim. Tekrar izlemek isteyenler daha sonra yayını izleyebilirler. Peki nasıl başlıyoruz, nasıl yapıyoruz? Öncelikle duygunuzu belirlemeniz gerekiyor. Dediğim gibi ben örnek çalışmayı suçluluk üzerine yapacağım. İçinizde korku yaşayanlar varsa korku içinde yapabilirler. 3 defa açılış düğmesine basıyoruz açmak için. Açılış düğmesine basarken o suçluluk duygusuyla ilgili bir cümle kurmamız gerekiyor. Ama o cümleyi sadece buraya açma kapama düğmesine basarken kuruyoruz. Ne diyoruz? Kendimi suçlu hissetmeme rağmen kendimi tamamen derinden seviyorum ve kabul ediyorum diyoruz arkadaşlar. Ve bunu 3 kez yapıyoruz. Herkes benimle beraber yapabilir şu anda. Kendimi suçlu hissetmeme rağmen kendimi tamamen derinden seviyorum ve kabul ediyorum. Kendimi suçlu hissetmeme rağmen kendimi tamamen derinden seviyorum ve kabul ediyorum. Bunu yaptıktan sonra geçiyorum tepeye. Bu açılışta bir kez kullanıyoruz bunu. Geçiyoruz tepe noktasına ama burada aynı cümleyi kurmuyoruz. Burada sadece suçluluk duygusuna çalışıyorduk ya arkadaşlar. Bu suçluluk, 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 bu suçluluk. Bu suçluluk, 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 bu suçluluk. Bu suçluluk, 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 bu suçluluk. Bu şekilde 6-7 kez tekrar edeceksiniz. 6-7 kez tekrar ettiğinizde rahatlamaya başlayacaksınız. Diyelim ki bunu yaparken başka bir duygu geldi. Ne gelmiş olsun? Korku gelmiş olsun. Direkt korku duygusuna geçiyorsunuz ondan sonra. Çünkü onun altında demek ki korku yatıyor. Suçluluğun altında demek ki korku yatıyor demektir. Hemen korku geldiği zaman tekrar açma kapama düğmesinden başlıyoruz. Bu korkuya rağmen kendimi tamamen derinden seviyorum ve kabul ediyorum. Bu korkuya rağmen kendimi tamamen derinden seviyorum ve kabul ediyorum. Bu korkuya rağmen kendimi tamamen ve derinden seviyorum, kabul ediyorum. 3 kez bunu yaptıktan sonra tekrar buraya geliyoruz. Bu korku, 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 bu korku. 6-7 kez tekrar ediyoruz. O arada başka bir duygu gelirse yine sil baştan buradan başlıyoruz arkadaşlar. Ne diyoruz orada? Kendimi korkudan sonra ne geldi diyelim? Yalnızlık geldi. Kendimi yalnız hissetmeme rağmen kendimi tamamen derinden seviyorum ve kabul ediyorum. Kendimi yalnız hissetmeme rağmen kendimi tamamen derinden seviyorum ve kabul ediyorum. 3 kez bunu yapıyorsunuz sonra bu yalnızlık, bu yalnızlık, bu yalnızlık şeklinde devam ediyorsunuz. Travmalarınızı bu şekilde temizleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu EFT tekniğidir. Bu teknikle travmalarınızı temizlemeniz mümkün. Diğer verdiğim teknik ise dediğim gibi farkında olmak, güvende olduğunuzu söylemek, her şeye teslim olmak ve tüm duyguları serbest bırakmak. Onları yaparken de yine ya köprücük kemiğini ya da tepe çakranızın olduğu yerdeki EFT noktasına vuruş yaparak yapabilirsiniz. Çok önemli arkadaşlar. Gerçekten ben farkında değildim. Benim kızım 24 yaşında. Biz 20 yaşında fark ettik süt alerjisinin, işte karanlık korkusunun veya işte toz alerjisinin aslında daha 4 aylıkken yaşadığı depremden kaynaklı olduğunu bu şekilde fark ettik. Bitiş 6-7 kez yaptıktan sonra rahatlamayı hissedeceksiniz. Rahatlama hissetmiyorsanız tekrar tekrar yapın aynısını. Eninde sonunda rahatlayacaksınız bu konuyla ilgili. Öyle herhangi bir bitişi, bir cümlesi, bir şeysi yok. Tamamen rahatlayana kadar devam edeceksiniz buna. Eğer şöyle yapabilirsiniz, örnek veriyorum. Öncelikle bir puan verin korkunuza ya da suçluluk duygunuza. Diyelim ki 8 puan verdiniz başlarken. Yaptıktan sonra bir durun, düşünün bakalım kaç puan verirsiniz. İşte 4 puan verdiniz, devam. İşte 3 puan verdiniz, devam. 2 puan verdiniz, devam. 2'den aşağıya düşmüyor diyelim. O zaman bu atalardan kalmış bir travma olabilir. Anneden kalma olabilir özellikle. Nasıl ki 4 aylık da olsa benim kızımın bu tarz durumları vardı. Aynı şekilde sizin de anneniz aslında böyle korku dolu veya suçluluk dolu bir şeyler yaşamıştır. Ondan olmuş olabilir diyebiliriz. Sıfırlanıncaya kadar yapın. Herhangi bir bitişi yok arkadaşlar bunun. Yeni gelenler için tekrar ediyorum. Daha önce deprem yaşamışlar, şu anda risk altındalar. Yaşadığımız bu deprem tetikleyici olacaktır. O yüzden lütfen bu çalışmaları yaparak duygularınızı boşaltın. Meditasyonlar yapın. En çok gelen sorulardan bir tanesi, hocam sizin kanalınızda yeni ay meditasyonu var, dolunay meditasyonu var. Arkadaşlar kanalımdaki tüm meditasyonları İstediğiniz her zaman yapabilirsiniz. Evet, yeni ay zamanı paylaşıp yeni ay meditasyonu gibi görünüyor olabilir orada, ama meditasyonların hepsi her zaman yapılabilecek meditasyonlar. Mutlaka yeni ay, dolunay zamanları yapmak zorunda değilsiniz. Bazı yeni ay meditasyonlarımda anne baba af var. Bazı meditasyonlarımda özgür bırakma, işte sırtındaki yükleri atma var. Benim YouTube kanalımda şu anda 300'den fazla video var ve bu 300'den fazla videonun en az 200 tanesi meditasyon. Frekans çalışmaları var, olumlamalar var, bilgi içerikli videolar var. Onların hepsinden faydalanabilirsiniz. Deprem dolayısıyla son zamanlarda video yüklemedim. Özellikle deprem olduğu gün video yükleyecektim aslında. Ama ayın 6'sında depremden dolayı video yüklemedim. Sanırım birkaç günde yüklemeyeceğim. Bu çalışmamızı, bu videoyu belki yükleyeceğim YouTube'a. Instagram'ı olmayıp kullanamayanlar mesaj attılar. Instagram'ımız yok, biz canlı yayını izleyemeyeceğiz mi diye. Onlar için de belki bu videoyu YouTube'a yükleyebilirim, ama yeni bir video, yeni bir çalışma videosu birkaç gün daha paylaşmayacağım. Yaralarımız taze, yasımız taze, acımız taze. Yaradan oradaki herkese yardım etsin. Oradaki insanların hepsine yardım etsin. Hava ne kadar soğuk olursa olsun onlar kendilerini Temmuz sıcağında hissetsinler. Enerji çalışmalarını bunun için yapıyoruz. Her akşam enerji çalışması yapıyoruz. Oradaki insanlara bir nebze olsun biraz katkı olabilir miyiz diye. Depremzedeler için çalışma yapıyorum. Evet, şu anda burada olup da grupta enerji çalışmasını yaptığımızı bilmeyenleriniz varsa lütfen Kıymet'in kalemine mesaj atın. Telegram'da bir grubumuz var, yaklaşık 2000 kişilik, daha fazla ama 2000 düz diyelim, 2000 kişilik bir grubumuz var. O grupta her akşam enerji çalışması yapıyoruz. Daha önce şifa çalışması olarak yapıyorduk. Şimdi depremzedelere sevgi, şifa ve pozitif enerji göndermek için yapıyoruz çalışmamızı grupta. Şu an halen o grupta olmayanlarınız varsa lütfen gruba katılsın. Çok üzülüyorum. Grupta 2000 kişi var. Çalışmaya katılan sayısını gördüğüm zaman çok üzülüyorum. Çünkü çok az kişi katılıyor gördüğüm kadarıyla. Evet, belki inanmıyor olabilirsiniz. Sizler de o saatte enerjiye inanmıyorsanız bizimle beraber lütfen oturun, ellerinizi açıp dua edin. Fark etmez. Sizin duanız, bizim enerjimiz oraya gidecektir, ulaşacaktır. Bakın 120 saat sonra enkaz altından canlı çıkanlar var. Neden canlı çıkıyorlar onlar biliyor musunuz? Umutlarını yitirmedikleri için. Hiçbir zaman umutlarını yitirmediler. Kurtarılacaklarına umutları, Yaradan'a inançları tamdı ve bir şekilde o enkazların altından halen canlı çıkmaya devam ediyor. Hatırlarsanız İzmir depreminde 72 saat sonra çıkan bebeğe mucize bebek denmişti. Mucizeleri ikiye katladık arkadaşlar. Mucizeler her daim, her yerde bizimledir diyorum ya, her videonun sonunda ve her canlı yayın sonunda. Evet, gerçekten mucizeler her daim, her yerde bizimle. İnancınızı yitirmeyin, umudunuzu yitirmeyin. Bizler enerji çalışırken sizler de enerji uyumlamanız yoksa veya enerjiyi nasıl çalışacağım bilmiyorum diyorsanız gelin grubumuza, orada ne yapacağınızı, nasıl çalışacağınızı anlatıyoruz. Gruba katılmak için Kıymet'in kalemi, şu an canlı yayında olan Kıymet hocam yazıyor zaten oradan. Ona mesaj atın, bana mesaj atın, grup linkini gönderelim. Her akşam yapıyoruz bu çalışmaları. Enerjiye inanmıyorum ben diyenleriniz varsa onlar da aynı saatte oturup bizimle birlikte dua edebilirler. biz enerji göndeririz, siz dua gönderirsiniz. Oradaki insanlara bir katkımız olur. Hiçbir şey yapamayanlar olabilir aranızda. Bağış da yapamamıştır, destek de olamamıştır, imkanı müsait değildir. Bir duanızı esirgemeyin. İnanın ki katkı olursunuz. Oradaki insanların şu anda bizlere ihtiyacı var. Uzaktan da olsa elimizden ne geliyorsa onu yapmaya çalışıyoruz. O yüzden sizlere ihtiyacımız var arkadaşlar. İnansanız da inanmasanız da az önceki verdiğim EFT tekniğini ve diğer verdiğim tekniği mutlaka kendinize uygulayın. Herhangi bir hastalığınız olmasa da uygulayın. Yani şu anda bu yaşadığınız duyguların tamamına teslimiyet içinde olun. Suçluluk duymaktan vazgeçin çünkü siz suçlu değilsiniz. Hiç kimse suçlu değil. Dünya da sevgi istiyor. Ben buna dünyanın öfkesinin patlaması olarak görüyorum. Oradaki enerjileri durdurup fay hatlarının enerjilerinin durması, fay hatlarının kapanması şeklinde niyet cümleleri gördüm. Hayır arkadaşlar, bu bastırılmış öfke olacaktır. Dünya öfkesini kustu diyebilirsiniz. Yaradan en sevdiği kullarını toplu bir şekilde yanına aldı diyebilirsiniz. Tekamülleri tamamlananları toplu bir şekilde başka türlü alamazdı diyebilirsiniz. Kendinizi bu şekilde cümleler kurarak lütfen rahatlatın. Çünkü oradaki insanların ağlayan, kendini suçlu hisseden, depresyona giren insanlara ihtiyacı yok. Güçlü, onlara yardım edecek insanlara ihtiyaçları var. Güçlü olacağız. Onlara gerek duayla, gerek bağışla, gerek farklı kaynaklardan destekle yardımcı olacağız. Az önce de söylediğim gibi en önemli husus, onlar şu anda destek alıyor olabilirler ama 15-20 gün sonra, bir ay sonra kendi kaderlerini terk edilmemeliler. Biz yine onların yanında olmalıyız ve buradan oradaki depremzedeler için yine bir duyuru yapmak istiyorum. Ücretsiz online seanslar yapacağım onlara, psikolojik destek olması açısından. Şu an bir acılarını yaşamaları gerekiyor, bir yaslarını tutmaları gerekiyor. Şimdi zamanı değil ama ilerleyen günlerde biraz daha bu olaylar hafiflediğinde, umarım kendi kaderlerine terk edilmezler ama öyle bir zaman gelirse eğer, öyle zamanda ben yine onların yanında olmaya gayret edeceğim ve ücretsiz seanslar, online seanslar yapacağım onlara. Elimden geldiğince, evet evimdeyim, bir şey yapamıyorum, gidemiyorum, yapamıyorum. Ben de çünkü o konuda travma yaşadım. Biliyorum onların nasıl bir şey hissettiğini, ne tarz bir duyguda olduklarını. Ama elimden geldiğince yalnız bırakmadan destek olmaya çalışacağım onlara. Peki sizlerin bu konularla ilgili, şu ana kadar anlattıklarımla ilgili sorularınız varsa sorularınızı alayım. Ardından canlı yayınımızı sonlandıralım. Mümkün olduğunca, elimden geldiğince sık sık canlı yayın açıp destek olmaya, yeni bilgiler aktarmaya çalışacağım. Dediğim gibi bana özelden mesaj atabilirsiniz. WhatsApp numaramdan mesaj atabilirsiniz. Lütfen kampanyamıza destek verin. 2 fincan kahve parası bağışla ücretsiz çakra ve aura eğitimine alacağım katılımcıları, bağış yapanları. Çok büyük bir meblağ değil. Sadece 100 TL. Bana dekont gönderen herkesi gruba alıyorum. Ve az önce bunu bir tehdit olarak algılayabilirsiniz. 50.000 TL olmadan tarih belirlemeyeceğim. Şu an grupta toplanıyoruz arkadaşlar. Bu bağışı bana göndermiyorsunuz. Benim elime geçen bir şey yok yani. Lütfen bana gönderiyormuş gibi düşünmeyin. Bunu depremzedelerin yaraları sarılsın diye toplamaya çalışıyoruz. Psikolojik destek değil, sosyal destek diyelim bence. Yaptığımız çalışmalar duygu ve travmalar üzerine olduğu için sosyal destek, sizin dediğiniz olsun, sosyal destek olsun. Ama yaptığımız çalışmalar psikolojilerini de düzeltecektir. O yüzden psikolojik destek dedim. Ne diyordum ben? Mesajı okuyunca direkt savunma mekanizmam devreye girdi. Linkleri Kıymet Hocam atıyor. Bana mesaj atabilirsiniz dediğim gibi. Instagram'dan gelen mesajlar bazen istek kutusuna düşebiliyor. Geç görebiliyorum. WhatsApp'tan gönderdiğiniz mesajları da geç görebiliyorum. Ama mutlaka cevap veriyorum. Gördüğüm an cevap veriyorum. Eğer cevabı hemen alamadıysanız lütfen bana kırılmayın. YouTube yorumları, Instagram mesajları, WhatsApp mesajları çok yoğun olup cevap veremeyebiliyorum. O yüzden anlayışınıza sığınıyorum. Hep birlikte bu günleri atlatacağımızı düşünüyorum. Aramızda deprem bölgesinden olanlar varsa tekrardan çok çok geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Kayıplar için başsağlığı diliyorum. Hepsi ışık içerisinde olsun, cennette olsun ve öyle de oldu diyelim. Zaten öyle oldular onlar. Lütfen teyit edilmemiş bilgilere inanıp korku frekansını yükseltmeyin. İnternette çok fazla bilgi kirliliği var. Kendinizi o tarz bilgi kirlilikleriyle daha da korku ve suçluluk frekansına sokmayın. Yanlış bilgiler paylaşılıyor çoğunlukla. Az önce yayının başında söylediğim gibi enerji göndermeyin. İyi değil, daha kötü olur. Biz enerji gönderirken sevgi enerjisi gönderiyoruz, şifa enerjisi gönderiyoruz. Boş bir enerji göndermiyoruz. O yüzden zararı değil, yararı olacaktır. Umudumuzu yitirmeyeceğiz. Enkaz altından çıkanların hepsi umudunu yitirmeyenlerdi. Bizler de umudumuzu yitirmeyeceğiz. Güzel günlere hep birlikte adım atacağımıza inanıyorum. Ve her zaman söylediğim gibi mucizeler her daim ve her yerde bizimle. Bunu zaten artık benim takipçilerimin tamamı hemen hemen biliyor. Sizler de sürekli bunu kendinize tekrar edin. Az önce verdiğim EFT çalışmasını deprem korkularıyla ilgili değil her şey için yapabilirsiniz. Her durum için uygulayabilirsiniz. Ve meditasyon mutlaka yapın. Meditasyon demek baş başa kalmak, kendi içinize yönelmek, kendi iç dünyanıza yönelmek demek. O yüzden meditasyonlardan faydalanın. Ben mutlaka benim meditasyonlarımı yapın diye bir ısrarım yok. Bulduğunuz düzgün, güvendiğiniz insanların meditasyonlarını yapabilirsiniz. Benim kanalımda da 300'e yakın ya da 200'e yakın, tam sayı hatırlamıyorum, meditasyon mevcut. Onlardan faydalanabilirsiniz. Yanında meditasyon çalışma içerir yazan tüm çalışmaları her zaman yapabilirsiniz. Dolunay olsun, yeni ay olsun, özel işte portal kapıları için olan videolar olsun, fark etmiyor. Meditasyon meditasyondur. İstediğiniz her zaman yapabilirsiniz tüm meditasyonları. Şimdilik sağlıcakla kalın diyorum. Gruplara girmek için Kıymet'in kalemi, Kıymet hocama mesaj atabilirsiniz, bana mesaj atabilirsiniz. Az sonra enerji çalışmasına geçeceğiz. Yaklaşık 15 dakikamız kaldı. Saat tam 22'de çalışmaya başlıyoruz. Enerjiyle ilgisi olmayanlar siz de aynı saatte dua edebilirsiniz. Dediğim gibi bizler oraya sevgi ve şifa enerjisi göndereceğiz ve büyük bir sinerji oluşturmaya çalışıyoruz. Ne kadar büyük bir sinerji olursak, ne kadar kalabalık olursak o kadar etki edecektir oradaki insanlara. Sizleri de bu yüzden aramızda görmek istiyoruz. Elif Hanım, yayını kaydedeceğim. Şimdilik enerji çalışmamıza katılın gruba girerek. Daha sonra yayını tekrar izleyebilirsiniz. Üzülmeyin. Saat 21'de diye paylaşmıştık ama muhtemelen son anda yetiştiniz ama saat 22'deki enerji çalışmamızdan sonra yayını tekrar izlemek isteyenler izleyebilir. Çok teşekkür ediyorum tekrardan. Hepinizi çok seviyorum. Bugünleri atlatacağız. Yüreğimiz, kalbimiz sizinle. Elimizden gelen ne olursa yapmaya çalışıyoruz. Canlı olmayacak enerji çalışmamız arkadaşlar. Grupta tüm bilgileri paylaşıyoruz. Nasıl yapılacağı ile ilgili, ne yapılması gerektiği ile ilgili, nasıl niyet edilmesi ile ilgili. Gruba gelirseniz gruptan tüm bilgileri edinip siz de çalışmaya dahil olabilirsiniz. Dualarınızı ve güzel enerjilerinizi güzel insanlardan, yurdumun insanlarından ve güzel dünyamızdan esirgemeyin arkadaşlar. Hoşça kalın.